Arkadaşlar nerede kalmıştık? Hayvan hücresinde kalmıştık. Sayfa 124'te. Sayfa 92'de. Evet, 92'de. Evet, şimdi hayvan hücresine bir bakalım. Şöyle. Bunun hepsini anlatmayacağım ben size. Şunu anlatın dediğinizi anlatacağım. Sonra zaten üzerinde duracağız bunların. Sonra bitki hücresi var. Burada isimlerini söyleyelim. Şöyle genel olarak bir görelim. Şöyle birazcık küçülteyim. Aynı anda görmek için. Şöyle. Evet, şimdi şu hayvan hücresinde ne var? Çekirdekçik merkezden itibaren. Endoplazmik retikulum. Şu çekirdeği önce bir söyleyelim. Çekirdekçik, çekirdek sıvısı, kromatin iplikler, çekirdek zarı. Sonra endoplazmik retikulum, peroksizom, hidrojen hücre iskeleti, mitokondri, sitoplazma, lizozom, hücre zarı, Golgi aygıtı, ribozomlar, sentroller, por. Bunları hangisini isterseniz bir tanesini anlatayım. Mesela mitokondriyi anlatayım isterseniz ya da hücre iskeletini. Mesela hücre iskeleti nedir burada? Adı üstünde bunun iskeleti. Yani mesela bizim oturduğumuz şu andaki binaların iskeleti nedir? Kolonlardır değil mi? Kolonlar ve kirişlerdir. Mesela bizde bir insan ayakta dururken onu tutan nedir? İskelet. Burada da hücreyi tutan nedir? İskelet. Onun üzerine yapışıyor yani diğerleri. Ya da mesela siz bir sarı taksi düşünün. Sarı taksinin her şeyi, onun bir iskeleti var. İskeletine yapıştırılıyor. O farlardır, işte efendim kaportadır, tekerlerdir. Tamamı o iskelete monte ediliyor. Yani iskelet nedir orada? Tamamının yapıştığı ana omurga oluyor dolayısıyla. Buradan bir de mesela mitokondriyi izah edeyim. Besin maddelerinden hücrenin kullanabileceği ATP'yi oksijenli solunum yaparak üretir. Bu söylenen, yani ATP nedir? Buradaki hücrenin enerji kaynağı. Adenin trifosfat. Yani kısaca bunlar, tabii ki bunun üretilmesi ayrı bir özelliği var. Hayvan hücresi için konuşuyoruz şu anda. Yani niye ihtiyacı varsa onu üretiyor. Yani hücrelerin her biri mükemmel bir fabrika. Her birisi mükemmel bir fabrika. Dünyada eşi benzeri olmayan bir fabrika. Bunların üretiminin yapılması için bu sistem ne yapıyor? Harıl harıl çalışıyor. Buradaki enerjisinden, üretiminden, komşular arası etkileşimden, mesela burada hücre zarı o kadar üstün özellikleri var ki ne yapıyor? Maddelerin hücreye giriş ve çıkışını düzenler, hücre şeklinin korunmasına yardımcı olur, diğer hücrelerle iletişimi sağlar. Ne yapıyor? Bunun suyu bittiyse komşular ne diyor? Ha komşu, senin suyun mu bitti? Hemen ona ne yapıyorlar? Su gönderiyorlar. Bu hücre zarının buna müsait olması gerekiyor. Ama halden anlamaz bir site görevlisi olsa diyelim ki, yok kardeş sokmayız, müdürün emri var derse o zaman olmaz. Yani buradaki hücre zarı çok akıllı. Yani yapılması gereken, geçmesi gerekenleri geçiriyor, geçilmesi gerekmeyenleri geçirmiyor. Yani çok çok akıllı bir bekçi yani buradaki. Diğerlerini de siz okursunuz. Bitki hücresine geldik. Bitki hücresine de şöyle bir bakalım. Bunda da ne var? Çekirdek. Yani çekirdek yapısında ne var? Çekirdek, çekirdek zarı, çekirdek sıvısı, kromatin iplikler, çekirdekçik den oluşuyor. Endoplazmik retikulum, ribozomlar, Golgi aygıtı, hücre zarı, hücre duvarı, sitoplazma, mitokondri, merkezi koful, hücre iskeleti, plazmodesma, peroksizom, kloroplast. Bunlardan hangisini söyleyeyim mesela? Merkezi koful. Ne iş yapıyor? Su ve atıkları depoluyor. Depo. Su ve atıkları ne yapıyor? Depoluyor.
ve sonra onları boşaltıyor. Evet, bunlarla daha detaylı tanışacağız. Bu tabloya da bir bakalım arkadaşlar. Şu tabloya da. Bu iki resme dikkatli baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin genel özellikleri. Nedir? Hücre zarı, bakteri hücresi, bitki hücresi. Tabii ökaryot hücreler ikiye ayrılıyordu. Bitki hücresi ve hayvan hücresi olmak üzere. Prokaryot hücreler, bakteri hücresi. Hücre zarı ne yapıyor? Bulunuyor. Üçünde de. Diğerlerine de siz bakarsınız. Mesela kofun ne yapıyor? Bulunmuyor. Bulunuyor genellikle büyüktür, küçüktür ve bulunmaz. Hayvan hücresinde ökaryot nedir? Küçüktür veya bulunmaz. Bitki hücresinde ise koful nedir? Bulunur, genellikle büyüktür. Yukarıdaki resimde görmüştük. Burayı geçelim mi? Burada sorusu olan var mı? İçiyorum. Burada ki resmi de birazcık küçültelim. Birazcık daha küçültelim şöyle. Aynı anda hepsini görmek için. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İnsülin hormonunun üretimi ve salgılanması anlatılıyor burada. Bakın ne yapılıyor burada? İlgili mesaj çekirdekteki DNA molekülü tarafından RNA'ya aktarılır. Artık RNA'yı herkes duydu değil mi? Artık iyice akraba olduk messenger RNA ile. Şu anda insanlığın kurtarıcısı messenger RNA. Koronavirüsü parçalayan RNA'nın ana adı, DNA'nın kardeşi RNA. RNA'nın da isimlerinden bir tanesi neydi? Görevlilerinden bir tanesi de messenger RNA'ydı. Burada ne oluyor? İnsülin hormonunun üretimi ve salgılanmasını birazcık burada irdeleyelim. İlgili mesaj çekirdekteki DNA molekülü tarafından RNA'ya aktarılır. Şuradaki oku takip edelim. Messenger RNA molekülü çekirdekteki zarındaki geçidi kullanarak sitoplazmaya ulaşır. Yani şurada oluyor olay. Granüllü endoplazmik retikulum, yani şuradaki olay. Granüllü endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlara bağlanan messenger RNA ya da mesajcı RNA, mRNA diye çeşitli söylenebiliyor. Kısaca yazılışı mRNA şeklinde tarafından protein sentezi başlatılır. Üretilen protein endoplazmik retikulumda özel olarak işlenir. O da burada oluyor. Üretilen proteinler iletim kofulu ile Golgi organeline taşınır. Üretilen proteinler Golgi aygıtında biraz daha işlenerek olgunlaşır. Bu proteinler bir kesecik ile hücre zarına taşınır. Protein yapılı insülin hormonu hücre dışına salgılanır. Var mı burada sorusu olan arkadaş? Hücre zarında madde geçişleri. Bakın buna da çok dikkatli bakalım. Hücre zarında madde geçişleri. Mesela görmüşsünüzdür. Böyle ter bezleri, mesela önce bunu sorayım. Terlemek iyi midir, kötü müdür? Önce bunu sorayım size. Hocam iyidir. Hani vücuttan atıyoruz sonuçta. Başka? Başka fikri olan? Yani ter bezlerimiz çalışmasa ne olur? Ter bezlerimiz çalışmasa, o zaman diyelim ki merdiven çıktık. Bir kat yukarı çıktık. O sırada ne yapıyor? Kalbimiz daha hızlı atıyor. Vücudumuz daha tempolu çalışıyor. O enerji artışını vücut ne yapıyor? Atmak istiyor. Eğer atamazsak o sırada ne yapıyor? Merdivenleri çıkamıyoruz. Kalıyorsun orada.
O zaman o enerjiyi atamayınca hatta bu bezleri çalışmayan insanlar o sırada öyle bir panik hale geliyorlar ki su bulsa suyun altına atıyor kendini. Hatta duvara vuran kendilerini insanlar var. Yani ter bezleri çalışmadığı için. Yani bu hücre zarının çalışmasıyla alakalı görevlerden bir tanesini örnek olarak vermiş oldum ben. Yani hücre zarının şakır şakır çalışması lazım. Görevini mükemmel bir şekilde yapması lazım. Çünkü hücredeki giriş çıkış güvenlik kontrolü, sitenizin güvenliğini düşünün. Ya da evinizin daire kapısının çürük olduğunu düşünün. Ya kalabilir miyiz o dairede? Değil mi? Ya da sitenin bekçisinin uyuduğunu düşünün. Yani bunun gibi bir durum. Yani mal giriş çıkışı, güvenliği, sorumluluğu, her şeyi hücre zarının kontrolünde oluyor. Çok akıllı bir yapısı var hücre zarının. Bunu biraz büyütelim. Şimdi arkadaşlar bu hücre zarını biraz irdeleyelim. Hücre zarında madde geçişleri. Hücre zarının en önemli görevlerinden biri de hücreye madde girişini ve hücreden madde çıkışını kontrol etmektir. Aşırı terliyorsa ne olacak? Gelen kaçıyor, gelen kaçıyor. O zaman da olmaz ki. Ne yapması gerekiyor? Kontrollü. Yani burada siteden diyelim ki bir bebek kaçıyor. Apalaya apalaya kaçıyor. Bekçi ne yapıyor? Onu bir dakika dur diyor, sen annenin haberi yok mu? Deyip ne yapıyor? Bebeğin kaybolmasını böyle özellikle 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuklar çok afacandır. Yaramazlıkları bitmez. Her an bir yaramazlık yapabilir. Bakıyorsun fırlamış gitmiş siteden. Yani ama bekçi uyanıp ne yapıyor? Dur bir dakika diyor, anneni arayalım. Burada kontrol, akıllı bir kontrol var yani. Değil mi? Akıllı bir kontrol var. Madde girişini ve madde çıkışını kontrol ediyor. Tabii ki hücrenin önemini anlatmıştık arkadaşlar. 40 trilyon tane hücre var vücudumuzda yaklaşık. Her bir hücre mükemmel bir fabrika. Mükemmel bir fabrika. Diyelim ki Alperen'in bir tane kaşını düşünün şimdi. Alperen'in bir tane kaşını düşünün. Bütün dünyadaki patronlar, holding patronları, Trump, Biden, Merkel, Putin, ne kadar diktatör varsa hepsi toplansalar, Alperen'in patronlar, hepsi toplasa bütün dünyadaki, generaller, paşalar hepsi toplansa dünyadaki, hepsi toplansa Alperen'in bir tane kaşını yapamazlar. Alperen'in kaşında da kaç milyon tane hücre var. Ama bu hücreler ne yapıyor? Kaş üretiyor sadece. Kaş üretmeyi bunlar beceriyor. Bu kaş üretimini bundan başka yapacak hiçbir alternatif yok. Yani Alperen kaşını kaybederse onun kaşını tekrar yerine koyacak hiçbir doktor dünyada yok. Hiçbir güç yok. Hiçbir imkan yok. Mercedes fabrikası cayır cayır yansa yeniden onu kurabilirler. Değil mi? NASA yansa tekrar kurabilirler. Ama Alperen'in kaşının kökleri kurursa o zaman Alperen yandı. Ne oldu? Kaşsız oldu. Kaşsız olunca ne oldu? Kaşsız olanların ne çektiklerini görüyorsunuz değil mi? Ne oluyor kaşsız olanlar Alperen? Gördün mü hiç? Kaş olmayanlar ne yapıyorlar? Yani nasıl yaşıyorlar kaş olmayanlar? Ya da kaş kökleri bozulmuş, kaşının rengi değişmiş. Mesela kaşları beyaz hale gelmiş. Yani hücreler görev yapmıyor ya da. Ne yapıyor onlar? Yolda yürürken böyle çok zor bakıyorlar değil mi? Göz bozuklukları yaşıyorlar. Sağa sola bakmakta zorlanıyorlar. Görmekte zorlanıyorlar. Ve ondan sonra göz ömürleri kısalıyor. Neden? Alnımızdan ve yukarıdan gelen ışıktır, maddelerdir. Göze şak diye giriyor. Halbuki kaş ne yapıyor? Gözümüzün adeta bekçisi değil mi? Işıklara karşı, zararlı maddelere karşı değil mi? Yani kaşı ben örnek olarak verdim yani. Sen başkası kirpiği örnek versin, başkası tırnağı örnek versin, başkası deriyi örnek versin. Gördüğün gibi yani saçımız, kaşımız, kirpiğimiz farklı farklı maddeler değil mi? Yani bunlar aynı, o da kıl, o da kıl, o da kıl diyoruz ama farklı maddeler, özellikleri farklı. Yani kaşımızla saçımız yerdeyse deriz ki olmaz.
Öyle bir şey olamaz. Çok tipsiz oluruz o zaman. Deyip itiraz ederiz buna. Yani vücudumuzdaki hücrelerin hepsi annemizden doğduğumuzda en mükemmel sistem olarak yapılmış ve bu sistem dünyadaki en ileri hastane gibi. En ileri hastane gibi. Bütün branşlarda doktorlar, ilaçlar, her şey var ve bu şekilde ilk insan doğuyor, yaratılıyor ilk doğduğu zaman. Daha sonra biz yaptığımız hatalarla bunları ne yapıyoruz? Teker teker köreltiyoruz ya da öldürüyoruz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Vücudumuza çok çok iyi bakmamız gerekiyor. Burada hücre zarı ne yapıyor mesela bakın? Yapısındaki fosfolipitler, kanal ve taşıyıcı proteinler ve glikolipit ve glikoproteinler sayesinde seçici geçirgen özelliğe sahip olan hücre zarı bazı maddelerin geçişine imkan verir, bazı maddelerin geçişini kolaylaştırır. Buna karşılık bazı maddelerin geçişini sınırlar ve engeller. Hücre zarından madde geçişleri farklı yollarla gerçekleşebilir. Molekül büyüklüğüne göre madde geçişleri şöyle gruplanabilir. Yani aynı zamanda güvenlik müdürlüğü de yapıyor değil mi hücre zarı? Yani dışarıdan maddeler ne yapıyor? Diyelim ki sen eline bir tane poşet sardın. Eline bir tane poşet sardığın zaman ne oluyor? Eline bir tane poşet sardığın zaman elin nefes almaz hale geliyor. Elin nefes almaz hale gelince de ne yapıyor? Mesela ben örnek olarak yapayım. Hücre zarı diyor ki, hücre zarı havasız kaldım diyor. Mesela şu şekilde elim kalsa, bugünlerde çok yapılan bir hata bu. Koronadan korunmak için eline poşet giyiyor, eldiven giyiyor insanlar. Ama o sırada ne yapıyor? Hücre havasız kalıyor. Değil mi? Havasız kalmak ne demek? Vücudun en büyük gıdası, bir numaralı gıdası, en önemli gıdası hava. Havasını kesiyorsun bu derinin ve böylece deriyi öldürüyorsun. Bayıltıyorsun önce, sonra da öldürüyorsun. Yani ömrünü kısaltmış oluyorsun ya da en azından. Şimdi bunları ayarlayan kimdir arkadaşlar? Buradaki hücre zarı bu sinyale sahip ve ne yapıyor? Aman yapma bu hatayı diyor. Aman hemen o eldiveni ne yap çıkar diyor. Yani bu fayda yapacağım derken cildini ne yapıyor? Öldürüyor. Hemen beynine sinyal veriyor. Sen de ne yapıyorsun? Çıkartıyorsun bunu. Yani zaten biliyorsunuz ki ek bilgi olarak koronadan korunmakta eldiven giymenin bir gereği yok zaten normalde, normal hayatımızda. Eğer farklı bir görev yapmıyorsak ne yapıyoruz? Dışarıda elimizle para saymışsak, kredi kartı kullanmışsak, anahtar kullanmışsak evimize geldiği zaman ilk işimiz nedir? Elimizi sabunlu suyla 20 saniye ne yapmak? En az yıkamak. Bunun çaresi bu. Tabii ki o yolda belde elimizi gözümüze, ağzımıza, burnumuza dokundurmamak da gerekiyor. Evet, hücre zarına devam ediyoruz arkadaşlar. O zaman hücre zarından madde geçişleri farklı yollarla gerçekleşebilir. Molekül büyüklüğüne göre madde geçişleri şöyle gruplanır. Şöyle gruplanıyor bunlar. Küçük moleküllerin taşınması. Pasif taşıma. Yani difüzyona bağlı taşıma. Difüzyon. Yani difüzyonu şöyle düşünebilirsiniz. Yani bir rüzgar gibi. Mesela masanızın üzerine su dökülüp de bir peçete dokundurduğunuz zaman oraya ne oluyor? Kağıt, mendil ya da peçete. Onu ne yapıyor? Çekiyor. Değil mi? Bunu, difüzyonu bu şekilde algılayabilirsiniz. Yani basınç farkından dolayı maddenin ne olması? Taşınması. Yani sen tutup da masanızın üzerine diyelim ki bir bardak su döküldüğünde onu en kolay temizlemenin yolu nedir? Hemen bir peçeteyi koyup peçete ne yapıyor onu? Hemen leyip alıyor hepsini. Burada aslında nedir? Olay bir basınç farkıdır. Değil mi? Şimdi buradaki olayları da böyle anlayacağız ve açıklayacağız zaten. Bir, küçük moleküllerin taşınması. Bir, pasif taşıma, difüzyona bağlı taşıma. İki, aktif taşıma. Bunları da ayıracağız zaten. Pasif taşıma, basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon, ozmoz. Osmoz. Bir diğeri de büyük moleküllerin taşınması. Bunun adı da nedir? Sitoz. Endositoz ve egzositoz. İki parça halinde inceleyeceğiz bunu. Endositozu da fagositoz ve pinositoz diye inceleyeceğiz. Şimdi bunları tek tek tanıyalım.
Yalnız şu tabloyu isteyen fotoğrafını alsın ve bu maddeleri şimdi tek tek inceleyeceğiz. Ya bunu bilgisayarınızda benim attığım kitabı büyüterek yan tarafta bakın, ekranın yanında bakın ya da fotoğrafını alabilirsiniz. Şimdi bunlardan birincisini açıklayalım. Yani birincisi hangisiydi? Küçük moleküllerin taşınması. Bunu şu anda anlatıyoruz. Bunun da pasif taşıma başlığını şimdi arkadaşlar anlatıyoruz. Şimdi buna geçelim. Pasif taşıma. Pasif taşıma nedir? Pasif taşıma moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru seçici geçirgenlerden difüzyonudur. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru seçici geçirgen zardan difüzyonudur. Yani düşünün ki bir A sınıfı var, bir de B sınıfı var. A sınıfında 30 kişi var, B sınıfında bir kişi var. Böyle sınıf olur mu? O zaman ne yapalım? Buradan buraya doğru ne yapalım? Bir kısmını 14 kişi, 15 kişi bu tarafa geçirelim değil mi? Taşıma yoğunluk farkına bağlı olarak hücre dışından içinden dışına ya da hücre dışından içine doğru yoğunluk eşitleninceye kadar devam eder. Yani iki taraf eşitleninceye kadar bu akış ne yapar? İki sınıf arasında devam eder. Ve molekül hareketi dengeye ulaşır. Yani iki tarafta da ne yaptı? Dengeleşti. Mesela metrobüste düşünün. Ne oluyor? Ön kapıdan biniyor diyelim ki herkes. Bakıyorsun sonra bir süre sonra her taraftaki eşitlik sağlanıyor. Ya da trende. Hemen herkes ne yapıyor? Boş koltuklar varsa hemen boş koltuklara doğru dağılıp eşit şekilde ne oluyor? Dağılım oluyor. Pasif taşıma difüzyona bağlı olduğu için moleküllerin geçişi sırasında ATP harcanmaz. Bu nedenle pasif taşıma canlı hücrelerin yanı sıra ölü hücrelerde de çok yıllık bitkilerin iletim demetinde yer alan kısilem gibi gerçekleşir. Burada sorusu olan var mı? Basit difüzyonu anlatalım arkadaşlar. Basit difüzyon nedir? Birazcık küçültelim. Basit difüzyon nedir? Karbondioksit, CO2 ve oksijen gibi gazlar yağda çözünen moleküller, yağda çözünen moleküller hangisi? ADEK gibi zarın fosfolipid tabakasından zar proteinlerinin yardımı olmaksızın geçer. Moleküllerin fosfolipitten difüzyonuna basit difüzyon denir. Moleküllerin fosfolipitten difüzyonuna basit difüzyon denir. Bu olay sırasında ATP yani enerji harcanmaz. Ne oluyor? Hücre zarında gerçekleşen basit difüzyon. Görüyorsunuz hücrenin içi, hücrenin dışı ne yapıyor bak? Girenler, çıkanlar, çıkanlar, girmiş, çıkmış, çıkmış. Moleküller bulundukları ortamda hareket etme eğilimindedir. Ne yaparlar? Hareket halindedir. Bütün maddeler nedir? Atom. Atomlardan oluşuyor. Atomların da elektronları, protonları, nötronları hep hareket halinde değil mi? Moleküllerin çok yoğun ortamdan az yoğun ortama doğru hareketine difüzyon, yayılma denir. Yani ne yapıyorsun? Diyelim ki bir tepsiye bir bardak su döktün. O su ne yapıyor? Her tarafa yayılıyor. Diyelim ki gene boş bir tepsiye bir tahin döktün. Her tarafa ne yapıyor? Eşit dağılıyor. Yani akıcı olması şartıyla değil mi? Burada da akıcı olduğu için bunlar bir bu difüzyonun diğer adı nedir? Bildiğimiz ismi yayılma. Difüzyonda hareketi sağlayan moleküllerin sahip olduğu kinetik enerjidir. Ne yapıyor? Sen tutup da bir boş tepsiye bir pekmez döktüğün zaman ne yapıyor? O pekmez bir noktaya döksen bile bütün tepsinin her tarafına eşit dağılıyor. Buna ne diyoruz? Potansiyel enerji ya da kinetik enerji diyebiliriz. İlla bir izah yapmamıza gerek yok.
Örneğin odanın bir köşesine damlatılan kolonyanın kokusunun kısa bir süre sonra odanın diğer köşesinde de hissedilmesi gazların gaz içinde basit difüzyonudur. Yani odada gazlar vardı. Kolonyada dökünce gaz içinde ne yaptı? Difüzyon yaptı ve kolonya kokusu odanın her tarafına eşit şekilde dağıldı. Bir bardak suda kırmızı renkli mürekkebin damlatılmasından sonra bardaktaki suyun tamamının kırmızı renk alması, sıvıların sıvı içinde basit difüzyonu olarak gerçekleşen bir olaydır. Böyle düşünebiliriz olayı. Evet, yazı küçük olursa söyleyin, büyüteyim. Bazen büyütmem gerekiyor. Benzer şekilde bir bardak suya atılan küp şekerin çözünerek suyu tatlandırması da katıların sıvı içinde basit difüzyonunu kanıtlar. Verilen üç örnekte de moleküller çok yoğun olduğu bölgeden az yoğun olduğu bölgeye doğru kinetik enerji sayesinde difüzyona uğrar. Difüzyon ortamlar arasındaki yoğunluk yani konsantrasyon farkını azaltır. Moleküllerin difüzyon başlangıçta hızlı olmasına rağmen gittikçe yavaşlar. Gayet mantıklı değil mi? Gayet mantıklı. Mesela biraz önceki sınıf örneğindeki gibi şurası A sınıfı, şurası da B sınıfı. Burada bir kişi var, şurada diyelim ki 40 kişi var. Ne yapıyor o zaman? Hadi bir kişi git, hadi bir tane daha git, hadi bir tane daha git. Yani burası mesela 15 olduğu zaman buradakiler artık düşünmeye başlıyor. Gitsem mi acaba? Artık orası da kalabalık olmaya başladı. Değil mi? O zaman ne oluyor? Eşitlik sağlanmaya yaklaştıkça akış hızı ne yapıyor? Azalıyor. Daha sonra ise difüzyon hızı sabit hale gelir. Çünkü artık ortamda birim zamanda yer değiştiren molekül sayısı ne yapmıştır? Eşitlenmiştir. Gayet doğal bir olay. Geçiyoruz. Difüzyon hızını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar nelerdir? Yoğunluk farkı. Yoğunluk farkı. Ne oluyor? Mesela bir tepsiye bir kenarına tayın döktünüz, bir kenarına da su döktünüz. Ne oluyor o zaman? Yoğun olan tayınla su birbirine doğru buluşmaya çalışıyor. Difüzyonun gerçekleşeceği iki ortam arasında molekül yoğunluğu farkı ne kadar fazlaysa difüzyon o kadar hızlı gerçekleşir. Bu örneği ya da şöyle anlatalım. Bir tepsinin içine bir bardak su döktünüz. Bir tane de küp şeker attınız. Küp şeker ne yapıyor? Hemen her tarafa dağılmaya çalışıyor. Sıcaklık. Difüzyonun gerçekleşeceği ortamın sıcaklığı arttıkça difüzyon hızı da artar. Neden? Bunu kim anlatmak ister? Tahmininizi alayım yani. Ya. Sıcaklık difüzyonun hızını artırırmış. Neden? Çünkü Evet, saksıyı çalıştırdım. etkin Duyamadım sesini Alperen. enerjisini arttırır. Sıcaklığın artması moleküllerin kinetik enerjisini arttırırmış. Tabii yani mesela soğuk suya şeker döktüğün zaman eriyor mu? Hayır, ama ısıtınca ne yapıyor? Daha rahat eriyor. Değil mi? Oradan da örnekle anlıyoruz ki ısı ne yapıyor? Moleküllerin bağlarını gevşetiyor. Koparıyor. Da diyebiliriz değil mi? Aynı şekilde. Molekül ağırlığı. Molekül ağırlığı küçük olan maddeler, büyük olan maddelere göre daha hızlı difüzyona uğrar. Tabii ki. Yani sen tutup da molekül ağırlığı ne kadar büyükse bağları çözmek zor oluyor değil mi? Yani ayakkabı bağın senin çok güçlüyse onu çöz 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 bitmiyor ama cırtlıysa cırt cırt hemen açıyorsun hemen ayakkabını çıkartıyorsun. Yani burada eğer çözeceğin molekül bağları çok fazlaysa ağırlığından dolayı o zaman ne oluyor? Difüzyon azalıyor. Küçük olanlar daha çabuk çözülüyor. Pore sayısı. Hücre zarındaki pore sayısı ne kadar fazla olursa difüzyon da o kadar hızlı olur.
Yağda çözünme yeteneği. Yağda çözünen maddeler, yani bazı vitaminler, suda çözünenlere göre zardan daha hızlı geçer. Çözünen ne yapıyor? Çözünmeyen, ben diyor bütün akrabalarımla, bütün arkadaşlarımla gireceğim bu delikten diyor. Ama çözünen ne yapıyor? Tek tek de girebiliriz diyor. Değil mi? O zaman hücre zarından geçmesi ne yapıyor? Kolaylaşıyor. Elektriksel yük. Nötr maddeler iyonlara, yüklü maddelere göre zardan daha hızlı geçer. Neden? Neden? Bunu izah edin bakalım hadi. Elektriksel yük neden bu olayda etkili? Haydi bakalım, kafaları çalıştıralım. Bir kere hücre zarı pozitiftir. Hücre zarı pozitiftir. Eğer aynı yükler birbirini ne yapıyordu? Aynı yükler eksi eksiyi ne yapıyordu? İtiyordu. Artı artıyı ne yapıyordu? İtiyordu. Zıt yükler birbirini ne yapıyordu? Çekiyordu. Yani burada herhangi bir yükün varsa başın dertte. Neden? Yani itme, çekme, bir sağdan çekiyorlar, bir soldan çekiyorlar. Yani ama nötürsen hop akıp gidiyorsun. Bir de şu var ki hücre zarı pozitif olduğu için hücre zarı olarak şunu yapalım. Bu artı olduğu için nötr bir tane de madde var. O zaman bu nötr demek ne demek? Nötr eşit sayıda eksi artısı olan demek değil mi? Yani 1 milyon eksisi varsa 1 milyon da artısı var. O zaman bu artı olan hücre bunun içindeki gücü ne kadar yetiyorsa diyelim ki 3 tane eksiği kendi tarafına çekmez mi? Artıları da diğer tarafa itmez mi? Dolayısıyla ne olur? O zaman eksiler daha yakında olduğu için çeker. Yani geçiş ne oldu? Kolaylaştı. Difüzyon yüzeyi. Difüzyonun gerçekleşeceği yüzey alanı arttıkça difüzyon hızı da artar. Bunu nasıl anlatırız arkadaşlar? Bunu da bir kafa yorum bakalım. Bakın gördüğünüz gibi fizik, kimya, biyoloji birleşiyor. Difüzyon yüzeyi. Mesela şöyle düşünün. Bunu açıklamak isteyen var mı? Bir kafayı çalıştırın bakalım. Bakın bunu şöyle bir deney yapalım. Bir bardak su alalım. Bir bardak su. Bir bardak daha su alalım ama o bir bardak suyu tepsiye dökelim. Bunda da bir bardak su var. Bu tepside de bir bardak su var. Yani bunda da bir litre su var. Tepside de bir litre su var. Hangisi önce buharlaşıp tükenir? Bardak mı tepsi mi? İkisinde de birer litre su var. Hangisindeki önce buharlaşıp tükenir? Hiçbir şey yapmıyoruz. Koyuyoruz masanın üstüne. Kimse dokunmuyor ama. Yüzeyi geniş olduğu için bu tepsideki daha çabuk tükenmez mi? Değil mi? Bu su ne yapar? Buharlaşır ve tepsideki suya bir de bakarsın ki isterseniz bugün deneyin. Herkes yapsın. Bir bardağı su koysun. Bir de bir bardak suyu da bir tepsiye döksün. Göreceksiniz ki birkaç gün sonra tepsideki su bitmiş. Sudaki, bardaktaki su o da azalmış ama daha az azalmış. Önce tükenen hangisi olacak? Tepsideki. Neden? Tepsideki yüzeyden buharlaştı. Geniş yüzeyden daha çok buharlaştı. Hatta biz bu taktiği ne yaparız? Mesela annen çorba pişirdi. Hemen okula gideceksin. Ne yapıyorsun? Ya acele soğutmam lazım bunu. Ne yapayım? Hemen çok sıcak. Ne yapayım? Hemen tepsiye dök. Tepsiye dökersen çorbayı çok kısa sürede soğur. Eğer tasta durursa tasın yüzeyi küçük olduğu için ne yapar? Geç soğur. Yani yüzey ne kadar genişse ne oldu o zaman? O kadar çabuk soğudu. Şimdi olaya dönelim. Difüzyon yüzeyi de ne kadar yüzey artarsa difüzyon hızı ne yapar? Artar.
Anladık mı arkadaşlar? Yüzeyin genişlemesi difüzyonu ne yapar? Artırır. Onun için zaten mesela sınıftan çıkarken zil çalıyor, dersten çıkıyoruz. Hürra, herkes kapıya yığılınca ne oluyor? Kapıda sıkışma meydana geliyor. Değil mi? Bundan dolayı mağazalar ne yapıyorlar artık? Artık giriş kapısı yapmıyorlar. Kapı yok. Tamamen kaldırıyorlar. Yani müşteri rahatlıkla girsin, rahatlıkla çıksın. Değil mi? Birçok mağaza artık girişteki kapılarını tamamen kaldırdı. Neden? Rahat girsin, rahat çıksın diye. Yani giriş çıkış yüzeyini ne yaptı? Artırdı. Yani müşteri girerken rahat girsin, çıkarken de rahat çıksın. Yani bu rahatlıkla alakalı bir şey. Difüzyon yüzeyinin büyük olması difüzyon hızında ne yapıyor? Artırıyor. Peki geçiyoruz. Kolaylaştırılmış difüzyon. Bir de bunu izah edelim arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi biraz fizik, biraz kimya bilgilerini de gerektiriyor. Onun için izah edelim bunları. Belki anlamakta zorlanabilirsiniz. Kolaylaştırılmış difüzyon nedir? Glikoz, aminoasit gibi polar moleküller. Polar, gördüğünüz gibi karşımıza her yerde çıkmaya başladı. Polar, yani neydi? Kutuplu. Moleküller, suda çözülen kalsiyum, magnezyum, potasyum, klor gibi iyonlar fosfolipid tabakasından basit difüzyonla geçemez. Neden? Kutuplu. Kutuplu. Bu moleküllerin taşıyıcı proteinler, yani kanal proteinleri ve özgül taşıyıcı proteinler sayesinde çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun oldukları ortama doğru ATP harcanmadan taşınmasına kolaylaştırılmış difüzyon denir. Bunlara bir torpil yapılıyor. Madem siz polarsınız, o zaman bunlara taşıyıcı proteinler, kanal proteinleri ve özgül taşıyıcı proteinler sayesinde çok yoğun oldukları ortamdan az yoğun ortama doğru ATP harcanmadan taşınıyor. Buna ne diyoruz? Kolaylaştırılmış difüzyon diyoruz. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok hocam. Zannederim yok. Geçiyoruz. Osmoz. Osmoz. Nedir osmoz? Biraz fizik bilgisi gerektirecek burada. Osmoz şudur arkadaşlar. Osmoz olayı arasında yarı geçirgen zar bulunan, yani yarı geçirgen ne demek? Ne demek yarı geçirgen Anıl? Anıl, ne demek yarı geçirgen? Yani ne anlıyorsun yarı geçirgen lafından? Bir tane milli kaleci Yaşar